Guys TV'den herkese selamlar. Yepyeni bir Chelsea bölümüyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar, Şampiyonlar Ligi fikstürü çekildi. İçeride Lazio, Hajduk, Roma, Leipzig ile oynayacağız. Deplasmanda Bodo Glimt, Kızılyıldız, Salzburg ve Paris Saint-Germain ile oynayacağız. Red Bull'un iki takımı da bize gelmiş. Hoş gelmiş. Şöyle bakıyorum. Size yorumlara bu 8 maçtan kaç puan çıkar? Maksimum 24 puanın kaçını alırız? Onu yazabilirsiniz. Ben rahat 18 puan ve üstü alacağımızı düşünüyorum. Böyle maçlara bakınca. Bakalım. Arsenal deplasmanına gideceğiz. Bakalım nasıl oynayacağız. Şöyle bir Londra derbisini çıkalım. Emirates'te konuk olacağız. Hadi hayırlısı. Arsenal maçta bir galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Bozuk başladılar lige. Muhtemelen bizi yenerek devam edecekler. Ama dediğim gibi bakacağız. Oynayacağız. Beraber göreceğiz. Londra derbisi. Londra'nın en büyük iki takımı karşı karşıya. Deplasmana gidiyoruz. Bizim sezonun en zor maçlarından biri. Londra derbisi olarak gözüktüğü için biraz sıkıntı. Bakalım ne olacak. Hadi oğlum be. Go. Topla oynuyor. Chelsea ve gol. İşte Caicedo. Enzo. Bu da bir üçgen kurdu Chelsea. Caicedo sert vurdu. Büyük hata Gabriel'den. Bravo. Gabriel'e çarpan top. Kaleci Ramsdale'i kontrplede bırakıyor. Güzel, iyi başladık. Devam. Yok yok, öyle bir şey yok. Daha neler. Buradan bir süpersiniz diyelim. Çocuklar bir gerildi. Surat olsunlar. Evet, bizim komple fiziksel durumumuz iyi. Mentalimiz çok iyi. Onlar biraz gergin. Bizimkiler komple gerginleşmişler. Şuradan hemen bir süpersiniz diyelim. Çocuklar bir gülsün abi. Osa bak, hataya bak ya. Ya çıldırırsın, yediğimiz gole bak, leş ya. Pas çok iyi, pas müthiş. Martinelli'nin pasa bak. Bak, müthiş yerden pas. Ama bu vuruş ne abi? Burada kornere atsana, niye adama atıyorsun Van de Ben? Kaka gibi ya. Amatör gibi gol yediler ya. Ortada pozisyon yok. James. Hadi abiciğim. Hadi abi. Abi de penaltı verdi ya. Ben sen de çık. Oynamayacaksın belli. Yok ya, bu maç Arsenal mutlaka puan kazanacak yani, öyle gözüküyor. Hadi abi. Gol be. Ah be oğlum. Ya Ramsdale 6 pastan top çıkartıyorsun oğlum. Gol be. Ah direkt. Altı beş oynuyor. Gole binme maddi ihtiyacı yok ya baba. Ya adam yeni transfer oynamıyor. İnanılmaz ya. Sterling 6-6. Sebep abi. Alıp alıp adamlara atıyoruz. Bitmedi ya. Şaka gibi bitmedi bu iş ya. Golü de aynı yedik.
İyi, deplasmanda yenilmedik. O da iyidir. Yapacak bir şey yok. Transfer dönemi geliyor arkadaşlar. Maçı 14 gün var. Şu ayın ikisini geçip oyuncuları kaydedip sonra tatile çıkacağız. 14 günü size izletmeyeceğim. Hemen direkt maça geçeceğiz. Benim bir kanat almam lazım gibi hissediyorum gençler. Ne diyorsunuz? Bu Mudrik'le falan olacak iş değil. Mudrik'i falan göndereceğim abi. Matisse gidecek. Mudrik yani bu çocuk tamam gelişecek 19 yaşında da. Böyle 6-5 oynayan adamlarla işim yok benim. Sterling hadi abi. Hadi abi güle. Ya da Sterling'i tak değil de. Forvet. Tak. Arma. 6-70 oyun. Ne yaptın abi geçen? 9 gol, 9 asist. 8 gole katkı. Sezonun yarısında oynan bir maç oynamış, bir maç oynamamış yani. Yani sözleşme. Aynen kardeşim. Al sana. Top Palmer gel oğlum. Bu bir. Ben Lukaku ile çıkacağım abi. Osimhen'in gol attığı falan yok. Gene geçen sezonun aynısı yani. Bir bok yaptığı yok. 3 maçta gol atmıyor. 4. maç 4 tane gol atıyor. 3 tane gol atıyor. 4'te 4 gitmiş gözüküyor. İstatistik yapıyor. Başka bir şey yaptığından değil yani. 5. Dışında. Golovin oynayacak mı, oynamayacak mı? Sen bilirsin abi. Pas oyun kurucu destek oynuyor. Eğer oynamazsan da paşa gönlüm bilir baba. Atmayız. Evet, Mugdi'yi çıkardık, satacağız. Dışında Tel kalsın, Tel rotasyon oyuncusu olur gerekirse. Ben kanat alayım abi. Bir tane sol kanat istiyorum. Sol direktöründen öneri alalım. Böyle bir sol kanat önerisi. Beykom. Teknik 18, teknik 17. Yapma 12. Ne yapmış abi? O da 30 maçta yok. Ortada yok abi. Bana istatistik yapan bir kanat lazım ya. Ya olacak. Ya o. 75 milyon. Hem değil abi. Abi 175 milyon. Sasyon yaratacak bir teklif. Bakacım 13 milyon çok. Şöyle yapacağız. 9 milyon vereceğim. Bir imza param çok abi. İmza paramı 20 yapacağım. Transfer param 400 milyon var. Ne gerek var? Maaşa kulübe yüklenelim. O yüzden bunları ellemeyeceğim. Şu primleri biraz fazla vereceğim. Kazanıyor zaten. Deli. Başucu. 80. Bunları biraz arttıralım abi. Bedeninden de. Ay. 9 milyon. Tamam. Deao'yu alıyoruz abi. Müthiş bir sol kanat. Kafamız rahat eder. Temiz oynarız. Atarız sol kanada en azından deriz ki kardeşim canavar gibi adam aldık. Bu türlü olmuyor ya. Evet şu 2 günü geçirelim hemen. Transfer gelsin. Oyuncu kaydını yapalım. Sayın menajer seçilmişiz. Arsenal'a da kaybetmeyerek 4'te 3 yaptık. Bir de beraberliğimiz var. Gayet güzel. Güzel bir kadro kurduğuma inanıyorum. Reece James bek oynuyor. Kanat destek olabilir. Orta bek. Orta bek yaptım mı da savunmadan çıkmıyorlar. Bana iki yönlü bek destek iyiydi. Bunu kanat bek destek yapalım. James çıktı. Van de Ven çıkmıyor.
sapan. Daha sık önde savunacağız abi. Ben böyle çıkacağım. Taktikle biraz oynayalım. Bakalım. Fener maçında çok rahat oyun kurdular. Önde baskı verirse. Biraz olsun onları zorlarız gibi geliyor. Bakacağız. Ya oyun alıyoruz şimdi. Başka yapacak bir şeyimiz var mı? Yani Sterling sağ kanat. Bizim diğer sağ kanadımız kim abi? Ben çok kariyer yapıyorum ki artık oyun. Hemen katılalım. Taktiğimiz gelelim bizim sağ kanatlarımız. Biri Sterling. Cole Palmer var. Sağ kanada da bir adam alabiliriz. Yırtık bir kanat alabilirim ya. Yani. Sterling iki kanadında yedeği olur. Teli kiralarız. Sterling sol. Cole Palmer'ı sağ yedek yaparız. Sağ kanada alacağımız adamı da oynatırız. Güzel. Bu fikir hoşuma gitti. Duran Top Futbol öneri al. Sağ kanat. Hemen şöyle bakalım. Messi, Ferran Torres, Diaby. Birini almam abi. Sağ kanat seçtik hemen. Dribbling, orta yapma, teknik. Bunların hepsi 15 oldu. Transferlik oyuncuları bir ara. Dembele, Bukayo Saka, Anderson, Bodiler olsun. Anderson 31 yaşında. Bukayo Saka, Arsenal vermez onu zaten. Kaç para değerim var aslında? Olmayı aşırı istiyor. Bir deneyelim Arsenal'ı kandırabilecek miyiz bakalım ya. Şey yok. Maddesi yok. 200 milyona kadar teklif verebiliyoruz. 170 milyonu devaya gidecek. 200 milyona kadar verebiliyoruz abi. 100 milyon peşin taksitle de bir 58 yapıştıralım bakalım ne diyecek. Direkt red edecek. 50 ve verdik. Saka'ya bir de transfer. Dilendiğini açıkla transfer diyelim. Bir haber verelim ona. Bakalım abi kimler istiyor diyor. Asensio. Çok severim abi. Müthiş bir topçu ama bize gelmek istemiyor. Osman Dembele var. Değer nedir ya? Şaka mısın? Ben Dembele'ye direkt 150 teklif ettim. Para oyunda benim için sorun değil arkadaşlar. Şey olarak düşünüyorum. Yani, nasıl diyeyim? Bu 400 milyon seneye de bir 300-400 milyon verecekler. Yani bu para burada böyle artmaya devam edecek. Durmasının bir anlamı yok. Oyundan maksimum keyif almak için istediğimiz bütün oyuncuları alabiliriz diye düşünüyorum. İngiltere'den adam alabilir miyiz? Mesela kimler var? United sağ kanat. Mesela Anthony. Bilmiyorum. Olur. Niye olmasın? Verimli bir adam. 74 yaş. 4 milyon. Neden ki? Çevirebiliriz. Nisyu. Gel bakalım Vinicius. Ha. Vermezler tabii. Martinelli'yi sol oynatıp sağa alıştırabilir miyiz Martinelli? Martinelli çok yırtık da sınırlı. Çok sağlam adam. Vasco Gonzalez'i almış çak. Bak ya. Son aldı. Bu sezon 77'yi almışlar. 4 gol 2 asist.
Ya çok fazla zaten. Kaçırdık bu adamı, öyle söyleyeyim. Ne oldu? Kone var. Jonathan Kone. Sağ kanat 20 maçta 1 gol. Chiesa'ya bir bakmak istiyorum. Hangi kanat oynuyor? Sol oynuyor. Sağ da oynuyordu. Ters ayak kanat. Duracak abi. Yapacak bir şey yok. Napoli'ye geldik hemen. Kvaratskhelia var. Sol biliyorum. Sağ kimi alabiliriz? Kaya kartı mı oynatıyorsun? Aferin lan, oynatın, gelişsin adam, iyi paraya satarsınız. Vallahi iyi adam. Kano'yu geç. Portekiz'de kim var? En iyi adam. Bernardo Silva'yı City'den alamaz mıyız? Hayal mi olur? Lüks mü olur? Alvarez. Alvarez sanki çok iş yapacakmış gibi geliyor bana ama. Kalmış. Adamlar alıyor. Ya para var. Yapıştırıyor alıyor. Yapıştırıyor alıyor. Abi. De geçtik. Liverpool'da kim var? Salah oynuyor. Jota'yı oynatabilir miyiz ya orada? Forvet destek. Ben yani Jota'dan verim alıyorum çünkü. Yani Jota her yerde oynayabilen bir adam. Ne yapmış geçen maç? 8 asist. Yatmış. Bayern'dekilere bir bakalım kanatlara ya. Leroy Sané'yi Chelsea'ye tekrar geri. Solu. Ters ayaklı. 5 yıldız oyun. Yapıştır baba Leroy Sané'ye. Al. Takista. Sana. Hiç para. Hiç oyuncu. Wonderkid'lerden sağ kanat aklıma da gelmiyor. Yani Barcı falan var ama her takımı Barcı aldık ya. Artık aynı adamlarla oynamak istemiyorum. Yani. Tamam var, evet, iyi çocuk da. Alalım, biz kiralarız ya. Yani. Devam edelim bakalım bize kimi önerecekler. Barcı geliyor. Son sonuna kadar kiralamak istiyorlar. Kabul ederiz. Harcının harcıken hayırdır yani? Yıllık maaşı da %20 son verelim ya. Aslında geri kiralamayı reddedelim. Gerekirse onu kendimiz kiralık listesine koyarız, Barcı'yı. Olmadı, oynatırız. Sterling'in böyle 6-2 oynadığı, oynamaya devam ettiği şeyler benim canımı sıkmaya başladı artık. Sterling'le uğraşmak istemiyorum. 5.75 sanırım gidebilir. Modric için kiralama teklif etti Bayern Münih. Şöyle yapalım abi Bayern'cim, ben sana takas teklif edeyim. Az kadro. Diallo'yu ver. Takas yapalım. Ama şöyle yapalım. Ben Musiala'ya teklif yapayım. 232 vermeyeceğim tabii. 100 milyon artı sana Mudrik diyorsun abi. Artı sana Mudrik. Hadi. Teklif. Ya sağda oynuyor. Solda. Bu Dembele için yaptığımız teklif reddedildi. İptal ettik o zaman.
Tabii ki beni idare ettik. Eray Hüsana için ne istiyorsun oğlum? Kabul edilemez diyor. Kafayı yemiş bunlar ya. Ön veriyorum. Sakatamam. Şey yapacak. Sakan'ın bize gelmeyi aşırı istediği için transferde istediğimi söyledim. Ama olması için yaptım bu. Selaya 150 artı mı versek gelmiyor. Tamam abi yapacak. Başka kimleri alabiliriz? Sağ kanat. Şimdi Musiala gelmiyor. Abi düşünüyorum şöyle çok elit. Yani dünyanın en iyi sağ kanadı kim abi oyunda? Şöyle yapacağım. Gözlemcilik, oyuncu, arama. Arama verileri. Aramayı temizle. Sadece sağ kanatları göster bana. En pahalısı kim baba? Dembele, Valverde, Asensio, Pepe, Rodrigo, Sané, Kudüs, Iñaki Williams, Nico Williams, Garnacho, Pulisic. Bunları ben zaten oynatmam ki kendim gönderiyorum. Reina, Jadon Sancho, João Pedro, Berardi. Berardi 30 yaşında. Nicolas Gonzalez olabilirdi ama. Tamam ya. Kingsley Coman, Herve, Cano, Eşo, Burnley. Jeremy Pino. Şimdi alsak oynar mı abi? Ben hiç oynatamadım bu adamı. Kanat oyuncusu destek olarak. Bak. 62. Son maça bakalım. Ne yaptın abi? 7 gol 17 asist 24 gole katkı 7.50 ile oynadım. Alıyorum abi. Al abi. Bir bakalım geliyor mu yolumuza devam edelim. 2 milyon çok be abicim. Çok 72 yeter sana. Daha parası kadrosunu alınca da para kazan. Ben bir de buradan Ako maça bakmak istiyorum. Ne kalmış? Abi, her açtığım kariyerde bu çoğu videoda söyledim. Ne teklif etmek istesem mutlaka Newcastle almış olur. Serge Gnabry. Gerçek hayatta sevdiğim adamlar bu. Varcı'yı aldık. Jeremy Pino için teklif yaptı. Muhtemelen Pino bize gelecektir. Sözleşme. Başları falan yüksek imza parası. Nasıl böyle paralar vereceğini düşünmüyorum. Ama işte bu belli olmaz. Leao geldi. Rafael Leao. Chelsea artık bir Şampiyonlar Ligi'nin zirvesinde olacak bir kadro kuruyor. Artık istiyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Başarıya açız. Tamam abi. Kayode'yi istiyorlar diyor da yani Kayode'ye ben şu an sağ bek olarak diyorum çünkü şey aldık. Chris James var. Artık sağ beke lüzumsuz para harcamayacağız. Bakalım başka. Saat kaldı. Hadi abi. Barcı geldi gerçi de sağ kanat. Artık kanat ihtiyacım yok. Sadece bunların daha iyi oynaması. Bak. Real Madrid istiyor abi. Real Madrid'de şöyle bir 5 milyon fiyat çekelim. Hala bakalım Real Madrid alacak mı? Soruşturalım abi. Var bir adet. Real Madrid 50 milyon. 75 tak. Daha 75.
Şey yapalım abi. De bırakayım. Kabul. Güle güle Real Madrid. Mudrik'in maaşı ne kadarmış? 9 milyon. 10 milyon da maaş bütçesi açılacak arkadaşlar. Mesela 75 milyon geldi. Onun yerine Leao'yu 100 milyon almışız gibi. Çok da iyi bence bir takas. Leao. Onun maaşını da Leao'ya vereceğiz. Maaş bütçesinde de artış olmuş. Bence kadar. Hüsnü Nez'in menajeri piyasa yokluyor. Alex Emiro'nun menajeri piyasa yokluyor. Geçtik. A Plus'lar var. Nuno Mendes, Ugarte menajeri piyasa yokluyor Ugarte'ni. Allah Allah. Ama bu fiyat ne abi yani? Ugarte takip listesinde süresiz değil. Dursun elbet. Elbet bir mutsuz olacak. Bir şeyler yaşayacak. O sıra devreye gireceğiz. Kapabilirsek kapı. Şey var yüzde. Devam. İhtiyacım olan şeylere ben. Abi. Nerede? O niye gelmedi baba? Ya kaç saat vardı? Aptal mısın oğlum? Niye kabul etmedin kontratı yani? Ya böyle bir şey yok ya. Uçak da gelecek. Gelme o zaman. Ne yapayım ya? Aptal herif ya. 10 saat kala teklif ettim. 2 saat kala oyuncu gelebiliyor abi yani. Sığır mısın? Neyi bekledin o kadar saat? Beyinsiz. Şey çıkartacağız. Koyacağız. O Palmer neden istedi? Palmer'ı koyarsak kimi çıkartacağız? Değil mi? Yani adam çıkarmamız lazım. O zaman Matisteli çıkaracağım ben. Matisteli kiralayacağım abi. Oynamasın. Leao'yu koyacağız. Barcı'yı koyacağız. 21 gerek yok. 21 bu 21. Leao'yu koysak yetiyor. Modric'i çıkardık mı? Şimdi gider abi. Kontratı kabul etmez falan. Lavia'yı ben alayım ne olur. Daha ya. Modric gitmez bir şey olur. Yalan oluruz. Kalırız. Hiç gerek yok abi. Ya o geldi abi sol kanada. Rekorlara doymuyor. Chelsea'ye de yakışan. Her transfer menüsünde tekrar sıfırlanıyor. Niye yapıyorlarsa geri. Devam. Evet, şimdi bir sonraki maça kadar izne çıkabiliriz. Hemen bir kaydedelim arkadaşlar oyunumuzu. Transferlerimizi yaptık. Bozulmasın oyun. 4'te 3 gidiyoruz. 3 galibiyet, 1 beraberliğimiz var. Arsenal derbisi, Londra derbisi onunla beraber kaldık. İşte güzel skor benim. Klasmanda olan bizdik. 10 gün sonra City maçında görüşürüz. Evet gençler. City maçına maç gününe geldik. City 7 puanla 4 maçta. Galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği var. City de bozuk ama bunlar her takımı yaşatabilecek takımlar. Yani biz gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ayı aldık. Barcı. Stonic bir kanat forvet oynatacağız. Ondan sonra duruma göre değiştireceğiz. Matisse Tel var. Tabii isim.
Çavisimon. Orkun Kökçü, Çavisimon. Orta sahalar var. Stoper, sağ bek, sol bek var. Devam. Ya atar mısın oğlum kanat for? Atarsın ya. Sağ sol ikisinde kullan. Devam kanat. Robin'den bir şeyler bekliyorum ama bakacağız. Hadi çocuklar be. Sesiniz olmasın diye elenmenize bakın dedik ama tabii ki galip geleceksin. Evet. Kendi sahamızda City ağırlıyoruz. Bakalım. Arsenal Brighton ağırlıyor. Liverpool Leicester ağırlıyor. Manchester United Newcastle ağırlıyor. Manchester'ın işi bir tık zor. Hataya bak. Önde baskıyı kırdık. İyi çıktık abi. Devam. Aferin Wendel. Hocam. İçeride o. Verdi o penaltıyı ya artık. O be. Hadi oğlum. Hadi oğlum Enzo. Enzo İşte bu. City maçında 1-0 öndeyiz. Bravo Chelsea. Haydi oğlum. Haydi Leo. Leo'yu bir de taka çevirelim. Kanat forvet oynamıyor. Ters ayak kanat forvet hücuma çevirelim abi. Bakalım ne olacak. Sterling gene 6-4. Anlatabildim mi? O yüzden kanat almaya çalışıyorum. Yani geri zekalı bir adam. 5 maç 6-4 oynuyor. Ondan sonra bir maç atmaya çalışıyor. Yani ya. En azından barcı oynasın. Genç çocuk kötü oynasın abi. Baysedo. Ne gerek var ya bu kadar çok şut çek. Maç sonunda taktiklerden Kalsedon'un talimatlarından şu daha az şut çek yapacağız. Böyle kötü abi pazara vurup duruyor yani gerek yok. Ben tehlike yaratırız. Ya o 6-3'lü oynuyor ya. Abi hangi kanada ne versek oynuyor. Forvetler 6-3. Yani bu demek istediğim şu arkadaşlar. Bu sizinle alakalı bir şey değil yani. Bu oyunun sizi zorlayacağı zaman bütün adamlarınızı 6-3 oynatıyor abi. Hep büyük maçlarda oluyor bak bu görüyor musun? City, Arsenal. Yani yazmışlar veri tabanına kodu. Abi şampiyonla oynayan takımlarda kullanıcı zorlansın, ezilsin. Başka bir şey değil. Markaj falan hiçbir şey vermedim bak. Kendi oyunumuzla oynuyoruz. Kafaya çıkın artık be. Aferin. Kale. Kaya bak şimdi. Oo. Rodri sinirlerine hakim olamadı. Rodri atılıyor. Dakika 90. Değiştirmiyorum daha. Ne değiştireceğim? 5 kişi değiştir. Güzel abi. City'yi yeniyoruz. Hocam bitti artık. Bitti. Bitti. Bravo. Pep hocam görüşürüz. Gayet güzel başladık. Aa, çok kötü. Ya yutak destek yapmak. Alamıyoruz.
kiralamadı. Rahmı değil de Lukaku'yu satmak istiyor. Yaşında. Ben var, Lukaku var. Peki. Kanat oyuncusu destek oynamak. Al abi. Hadi bakalım. Layu hücum yapabilirim. Buradaki hücumu destek yaptık çünkü burası dengeli ya da akıcı olmak zorunda abi. Katı olduğu zaman oynamıyor takım. Lazio. Şampiyonlar Ligi maçı başlıyor. Chelsea. Bu lige, bu kulvara girebilmek için geçen sene çok dualar etti. Beşinci olduk. Şampiyonlar Ligi. Abraham yapacak bir şey yok yani. Sterling, Prince James, Lukaku. Hadi abi görüşürüz. Sterling zaten bu kafada gidersen sen de oynamayacaksın, haberin olsun. Maçları 6-4 oynuyorsun. Seninle uğraşamam ben. Koyarım kol palmaları. Tak desteğe çeviririm. Haydi çocuklar. Şampiyonlar Ligi müziği niye çalmıyor mesela şu an? Gol geldi. Lukaku. Van de Ven. Verdi Enzo. Leao'yu gördü. Leao tekte Lukaku'yu gördü. Şiir gibi gol hazırladılar. Aferin Ronnie Barcı'ya. Aferin oğlum. Kullan çocuğu. Buralara bakıyorum. Bayern Münih. United 1-0. Barcelona 2-0 Marsilya'yı yeniyor. Bun gitti ya bu bölüm. Haberle geçti birazdan. Artık komple maç. Maçtan maça, maçtan maça. Komple. Van de Ven verdi. Bomboş Leao kaçırdı. Olsun. Olsun oğlum. 7-4 oynuyor. Bak tak hücum yapınca oynamaya başladı Leao.
Akçal'la oynayacak. Sağ kanat gene oynamıyor. Yani yok abi yok. Yani kimi oynatsan oynamıyor ya. Kanat forvet yapalım Ronny Barcı'yı. Bir şekilde tutturacağız abi. Ah be oğlum. Gorovin mesela yani Monaco kariyeri yaptım. İnanılmaz oynadı herif. İnanılmaz. Yani 8'den aşağı oynamadı. Bırak 7'yi 7.5. Her maç bir gol bir asist. Yani burada geldiğinden beri 6-5. Ne istiyorsun abi yani ben anlamadım ki. Peşindesiniz. Sterling'i almayacağım. Rujo mesela geldiğinden beri 6-4-6-5 oynuyor stoper. Barcelona'da 8'den aşağı oynamayan adam. Çok değişik ya yani. Güzel. Lazio'yu da yendik. Aldık 3 puanımızı. Yok. 1-0 olsun bizim olsun abi. Tek tek gidelim. Hiç önemli değil. Ben Chelsea galibiyetine rahatladı. Şimdi arkadaşlar şu denemeyi tekrar yükleyelim. Orta sahaları Wall'a çevirelim. Bir Wall oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Bu da Wall hücum değil. Destek yapacağım. Savaşçı orta saha destek yapacağım. Tamam. Böyle oynayacağız. Tak hücum, tak defans, yaratıcı var. Kanat bek oynatacağız. Stas oynar mısın? Niye oynar? Devam. Bu şekilde devam edeceğiz. Bakalım arkadaşlar ne yapabileceğiz. Golovin taktikte ne yapacak? Bir dahaki maç bunu da göreceğiz. Ne? Leicester deplasmanına gideceğiz. Güzel. Onu da yapalım abi. Da yapalım maçımıza çıkalım rahat rahat takılalım onlar. Taktiği oturtmamız lazım bu kanatlardan verim alamama işi. Şimdilik iyi gidiyoruz. Yani 1-0, 2-1, 3-2 hep bir farklı galibiyetlerle gidiyoruz ama maç bu böyle gitmez. Patlarız yani. Patlamaya başladık mı da arka arkaya patlarız. Ben her maç 2-3 tane atan güzel bir takım olmaya devam etmek zorundayız. Olmadı. 4-2-4'e döneceğiz yani. Yok. Hazır 3 forvetimiz var. Lukaku, Osimhen ikisini de aynı anda oynatıp ben de verim alabiliriz. Arada da Abraham'ı oynatırız. En azından mutsuz olmaz. Yani bu AMC'lerden çünkü verim alamayacaksam ben ona dönmek zorundayım. Deneyeceğiz. 2-3 maç daha bu taktik devam edeceğiz. Eğer verim alamazsam 4-2-4'e döneceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. En azından 3 forvetimizden verim alalım. Kanatlarımızdan verim alalım. AMC'den alamıyoruz. Bakacağız. Daha kapalı yerden gideceğiz yani. Dersen. Iverson. Iverson. Bıraktı. Bomboş adam aldı topu. Hayret. Basmadı bizden kimse. Yedik kozuyoruz. Gez golü belli. Böyle yavaş atılan paslarda araya girmiyorsa takım tehlike var demektir. Ya gol olur ya başka bir tehlike olur. Al bak neler oluyor. Çözdük artık. FM'yi de işte taktiklerde bir sıkıntı yaşadığımız sorun yaşıyoruz. Ben doğru mu gördüm? Crystal Palace Enes Ünal'ı mı almış? İngiltere'ye Türkler geliyor. Akın akın geliyorlar. İngiltere futboluna Türkler damga vuruyor. Orkun burada. Hocası burada. Enes geldi şimdi. Vur bakayım Benzo. Ah direkt. Daha gol atamadık. Of, Lukaku ne geçti abi uzaktan vurmayın artık ya.
Yok ya, 4-2-4'e döneceğiz gençler. Çok zorlanıyoruz. Yani takımda bir çöküş var. Evet, atak yapıyoruz ama gol bulamıyoruz. Golovin, Allah'a şükür ya. Allah'a şükür. 5 maç sonunda attın ya. Galiba büyü bozuldu arkadaşlar. Artık oynayacaklar gibi geliyor. Öyle hissettim bir an. Bilmiyorum. Of. Bunlar da çatı. Bize puan veriyor. Ya tuhaf. United Bournemouth deplasmanında 90 artı 3'te Bournemouth 1-1 yapmış. Muhtemelen o maç bitti. Şu an 1-1 gösteriyor. 90 artı 3 diyor. Bir dakika daha 60'tayız. Leo. Aferin be Leo. Rafael Leo. Araya girdi, aldı topu. Tehlikeyi yarattı. Duran top kazan. Tamam. Aysa çok kötü, hemen çıkartıyoruz. Orkun gir abi. Sağ kanattan hala verim. Goku çık. Osimhen gir. Chris James kaç maçtır oynamıyor. Yedek kalacak o zaman. Paşa gönlü bilir abi. Demen. Her yaptı Leo. Müthiş geldi top, gol geldi. Sterling müthiş oldu. Bak işte 5 maç sonra bir tane gol atıyor Sterling. İşte 5 maçta bir gol, bir asist, 2 gol, bir asist. Ondan sonra sezonda ne oluyor? 40 maçta atıyorum 15 gol, 17 asist. Oynadı zannediyoruz ama leş gibi oynuyor yani. Ne dememişler? İstatistikler mini etek gibidir diyor. Ah be Leo. 3-0, güzel skor. 15'e 7 oynadık. Yavaş yavaş toplanıyor takım. Çok transfer var bir de abi. Yani tamam, o oynamıyor, bu oynamıyor diyoruz ama oyunda bir yerde bizi kötü oynatmak zorunda, transferler fazla. Leo. Ah be abi. Oraya kadar girip nasıl kaçırıyor? Ay, dakika 90, güzel geliyoruz. Stoperler oynamıyor. Bunları oynatsak diğerleri oynamıyor. Çok tuhaf işler ya. Takım bir yerden hep sırıtıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Hiç bir yerin sağlam oynadığını görmedim ben. Bak bak. Aysedo'yu GL mi oynatsak acaba arkadaşlar? Bir dahaki maç GL deneyelim. Biber oynasın. Ya da Wall destek oynasın. Offside oldu. 90 artı 5 bitti hocam artık, 3-0. Güzel galibiyet. Çok memnunum dedik. Devam edeceğiz. Evet, lige şöyle bakıyoruz. Lider başladığımız bölümde lider bitiriyoruz abi. 2 puan öndeyiz. Gayet güzel. City 7 puanda. Ay, 9 puan fark atmışız. Yo, 9 puan. Niye? 2 puan. Türkümet. Yani Premier çok zorlu. Kimler gidecek, kimler düşecek belli değil. Az zorlu geçecek.
Yenilmezlik serisine devam ediyor diyor Chelsea. Hemen bakalım şuradan gizli libero yaptık abi. Savunma dedik. Tamam gizli libero oynayacağız. Vol destek oynatacağız. Golovin attı. Tak. Böyle devam. Böyle devam. Oynatmak. Evet arkadaşlar. Bir gün sonra Bournemouth maçımız var. Bir dahaki bölümde Bournemouth maçından devam edeceğiz. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Şampiyonlar Ligi'ndeki puan tahmininizi yazın. 24 puanın kaçını alırız? Birini aldık bile. Kaldı 7 maç. Şu an 3 puandayız. Transferleri değerlendirebilirsiniz. Taktikleri değerlendirebilirsiniz. Neden bazı oyuncuların 6-5'e ısrar ettiğini biliyorsanız onları beni bilgilendirebilirsiniz. Hep beraber güzel, keyifli bir kariyerle devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.